2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, İsveç doğumlu tescilli bir güzel. Peki tescilli güzelin güzellik yarışmasına katılma fikrinin nereden geldiğini biliyor musunuz? İzliyoruz. Mutlusunuz burada yaşamaktan. Evet, mutluyum. Yani ben her zaman bunu söylerim. 2014 Güzeli Amine Gülşe'nin bilinmeyen hayatı ve yetenekleri Magazin 8'de ekrana geliyor. Zor bir soru. Güzelliğime neye borçluyum? Bulduysan tenini ona sunduysan. Bol bol sevaba gireceğiz bu röportajda. Güzele bakmak sevap derler. Bu yüzden yani. O bir Türkiye güzeli. 2014 yılında hayatımıza girdiniz. Hem de güzel bir şekilde girdiniz. Taç hala sizde mi? Tabii ki ben de saklıyorum onu. Ben de. 2014 yılında Türkiye Güzeli seçilen Amine Gülşen'le keyifli bir söyleşiyi izleyeceksiniz. Güzellik kraliçesi olmasını da Survivor'a borçluymuş. Survivor izliyorduk. O zaman da Serenay Sarıkaya Miss Turkey reklamlarında vardı. Reklam arasında onu gördük. İşte annemle böyle şakalaşıyordum. İşte dedim işte benden de geçti bu zamanlar falan diye. Annem de güldü. Sonra bir baktım annem bilgisayarın önünde bir şeyler yapıyor. Bayağı uzun sürdü ama böyle. Dedim ki Allah Allah ne yapıyorsun? Anneme sordum. O dedi ki işte tamam ben bunları hallettim şimdi sıra sende diye bildiğim başvurmuş. Ondan sonra orada işte küçük detaylar altı kendinden bahset planları bana bırakmış. Öyle başvurdum. Kadıköy'de denize nazır konuşuyoruz. Hava da püfür püfür esiyor. Güzellik evet önemli ama güzellikten daha önemli bir şey donanımlı olmak. Türkiye'mizi bilmek. Aynı zamanda da kendini geliştirmiş olmak ya da geliştirmek istemek. Öyle şeyler daha çok önemli bence. 1993 İsveç doğumlu Amine Gülşe şarkı söylemeyi seviyor. Amine Gülşe iyi derecede Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve İsveççe konuşabiliyor. Güzellik yarışmalarına katılacak kızlara da bir tavsiye veriyor. Doğal olmak, kendini bilmek, ondan sonra dediğim gibi donanımlı olmak. Yani donanımlı olmak derken de yani hani illa da çok okumuş demiyorum ama hayatı bilmek. İşte saygıyı bilmek. Hani böyle şeyler benim için mesela çok önemlidir. Tabii ki de Türkiye'mizi bilmek, işte tarihimizden tut, işte her şeyi bilmek diyeyim o zaman. 1.78 boyunda 55 kilo ve 90-62-92 vücut ölçülerine sahip Amine. Doğma büyüme İsveçli ancak kökeni Bergama'ya dayanıyor biliyor musunuz? Küçüklüğümden beri böyle 3-4 sefer geliyorduk her sene. Ama bizim geldiğimiz yerler daha çok turistik yerler oluyordu. Bir de İzmir'e çok gidiyorduk Bergamalı olduğumuz için. Orada çok vakit geçiriyordum. Ama işte Marmaris'tir, Side'dir, Antalya, Alanya, işte Bodrum, Çeşme falan böyle hep oraları gezdim. İşte bu sene de dizi sayesinde Adana'ya gidebildim. Mersin'i gördüm falan. O bana çok başka bir duygu yarattı. Çünkü oraları hiç görmemiştim ve hayalimde gerçekten Türkiye'nin tüm şehirlerine, illerine gidip böyle dolaşmak ve görmek istiyorum. İşte inşallah kısmet olursa öyle bir şey de yapmak istiyorum. Amine Gülşe asla vazgeçmem de Nur karakterini canlandırıyor. Güzel seçilmesiyle hayatı değişti. Ancak hayatı aynı. Güzelliği için bakın neler yapıyor tescilli güzelimiz. Güzelliğimle neye borçluyum? Yani özellikle bir şey yaptığım bir şey yok. Ama tabii ki de işte fiziğimi korumaya çalışıyorum. Spor yapıyorum. Ondan sonra bol bol su içiyorum. Makyajsız olmayı tercih ediyorum çoğu zaman hani cildim için. Şimdi set makyajı var ama doğal olmak bence çok önemli bir şey. Yoksa fazla yaptığım bir şey yoktur yani. Doğal güzel kendileri yani. Hayatı da doğal. Şimdi bir türlü kilo veremeyenler dikkatle dinlesin. Her şeyi yiyor bu 55 kiloluk hanımefendi. Türk yemekleri şahane. Ben yerim yani. Ben çok yiyorum. Çok da seviyorum yemek yemeyi. Hele Türk mutfağı zaten hani dünyada sayılan yemek türleri arasında. O yüzden doya doya yiyorum. Sporumu da sonra yapıp yakıyorum. Biraz dizi setinden konuşalım. Rol arkadaşı, meslektaşı Tolgahan Sayışman'dan çok büyük destek gördüğünü de söyledi Amine Gülşe. Ben her zaman söylerim bunu. Tolgahan bana ilk günden beri çok yardımcı oldu ve bana bir sürü şey öğretti.
Zira yani hani bütün oyuncular öyle. Çok güzel bir ekiple çalıştım, çok usta oyuncularla çalıştım ve hepsinden böyle her zaman bir şey oluyordu. Mesela Amine böyle değil de şöyle yapsam bak çok daha güzel olur. Öyle mi dersin? Gidip öyle yapıyordum. Sonra böyle bir heyecanlanıyordum. Ay oldu mu oldu, çok güzel oldu falan dedikleri ama ben zaten coşuyorum. O yüzden çok iyi bir ekiple, çok güzel kalpli insanlarla çalıştığım için çok şanslı hissediyorum kendimi. Bu senin sabah sabah hırsını almadığın halin yani. Tamam, dün gece sarhoştum. Ama masanıza gelip de gecenizi zehir ettiğim için zerre kadar pişman değil. Rol model olarak da bakın kimi örnek alıyormuş kendine Amine. İşte Angelina Jolie'yi çok seviyorum, çok beğeniyorum oyunculuğu olsun. Ama şimdi kendimi onunla kıyaslamam hayatta. Kıyaslayamam aslında. Çok beğenirim ama. Öyle olsun o zaman Angelina Jolie diyeyim. Güzellik, özel hayatı, oyunculuk ve şimdi yeni bir ilgi alanına geçelim. Tescilli güzelimiz çok iyi şarkı söylüyor. Röportajın finalini güzel sesinden kısa bir şarkıyla yapıyoruz. Buldun mu yerime kimseyi buldun mu? Başını omzuna koydun mu? Söyle bileyim yar. Bulduysan, tenini ona sunduysan, beni de onunla unuttuysan, söyle öleyim.